İnsan aklına her zaman sorular gelir. Bunlar mantıklıdır ya da saçmadır. Ya da mantıklıdır ama saçma gibi görünür. İşte ben de bu videoyu bu tarz bir soru sorarak hazırladım. Ama karşıma çıkanları görünce hem şaşırdım hem de bayağı kafam karıştı. Hazır olun çünkü bu video kısa ama bayağı kafa karıştırıcı bir video olacak. Videoyu ikinci veya üçüncü izleyişinizde bile dediklerimi anlamama ihtimaliniz çok yüksek. O zaman hazırsak başlayalım. Zaten videonun başlığından dolayı kafa karıştırıcı soruyu gördünüz. Bir insan kara delik yapabilir mi? Yani hazır fotoğrafıyla kanıtlanmış, artık teoriden gerçeğe çıkmış bu kara delikleri bizim gibi normal sıradan bir insan evde oturuyorken yapabilir mi? Bu sorunun cevabı aslında evet. Ama uygulamak çok imkansıza yakın bir şey olduğundan dolayı yani teorik olarak evet diyebiliriz. Nasıl olduğuna gelirsek. Eğer ki bir kütleyi Schwarzschild yarıçapından daha küçük bir alana sıkıştırırsanız bir kara delik elde etmiş olursunuz. Bu sıkıştırma olayını tüm nesnelere uygulayabiliriz. Yani ben aslında karşımdaki kameraya, tripoduma, işte bilgisayarıma, mikrofonuma, kıyafetime, hatta karşımda bulunursanız size, hatta ve hatta imkanı olursa kendime bile yapabilirim. Ama işte buradaki püf nokta onu bu yarıçapa kadar küçültebilmek. Bir şeyleri kara delik yapmadan önce nasıl yollardan geçiyoruz görelim. 1 metreküpte neler kaç kilogram ediyor bir göz atalım. Mesela su 1000 kilogram. Güneşin çekirdeği yaklaşık olarak 150 kilogram. Atomik çekirdek ise 10 üzeri 17 kilogram. Artık zor okunan ve pek bilmediğimiz değerlere geldik. Fakat nötron yıldızları atom çekirdeğinden daha fazla yoğundur. Ve 1 metreküpte yaklaşık 10 üzeri 18 kilogram gelmektedir. Yani bu nötron yıldızlarının atomdan daha da yoğun olduğu anlamına geliyor. Bu yıldızların adının nötron yıldızı olmasının sebebi de budur. Çünkü atom o kadar sıkışmıştır ki geriye yalnızca atomun çekirdeğindeki nötronlar kalmıştır. Asıl bomba ise gerçek kara deliklerde. Çünkü orada bu değer 10 üzeri 30 kilogram. Orada madde öylesine bir yoğunluğa sahiptir ki artık maddenin sıkışması geçilmiş, atomun sıkışması geçilmiş, hatta nötronların sıkışması bile geçilmiştir. İşte aslında bu yüzden dolayı onlara kara delikler diyoruz. Çünkü bu yoğunlukta aslında maddeye ne olduğu hakkında çok da bir fikrimiz yok. Aynı zamanda ışığı da yuttuğundan dolayı diyoruz. Şimdi bir şeyleri kara delik yapmak için ne kadar yarıçapa sahip bir küreye sıkıştırmalıyız ona bakalım. Mesela Güneş için bu değer birkaç kilometredir. Eğer Jüpiter'i kara delik yapmak istiyorsanız bir insan boyutlarına sıkıştırmalısınız. Eğer ki Dünya'yı sıkıştırmak istiyorsanız bu bir küp şekerden bile küçük olmalıdır. Eğer bir insanı sıkıştırmak istiyorsanız bu değer 10 üzeri eksi 25 metreküptür. Yani bir bakteriden bile daha küçük. Yani artık bundan sonra geri kalanları sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Eğer örnekler dışında hesaplamak istiyorsanız ekrandaki formülle hesap yapıp yorumlara yazabilirsiniz. Ben İbrahim Ersan ve bugün sizlere Schwarzschild yarıçapını anlattım. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bilimle ilgilenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.